Hoş geldin. Buyurun. Evet, bugün filmde anne. Ne filmde çekeriz? Şimdi bugün benim evimi çekiyorsun. Abi bir dakika bir gel. Geleyim. Evet. Heyecan yaptım. Evet, heyecan aldım. Bugün size anne. Kendi evimi göstereceğim. Evet. Odalarımı göstereceğim. Evet, çünkü Ankara'da biraz evleri farklı. Evet. Ve sen sitede yaşamıyorsun. Yok. Yani ama sitede de apartman yani. Apartman. Tam evet. Böyle kapalı gibi yani sitede değil yani. Evet. Ankara'da biraz farklı evleri var yani Mersin'den yani. Mersin'de havuz olduğu için site halinde oturuyor. Ama bizde havuzumuz yok maalesef. Bizde herkesin havuz diyen değil. Burada daha soğuk ama evleri biraz farklı. Ben, doğru. İlk başlıyoruz. Gel. Bu misafir oda. Misafir oda. Aynen. Buraya misafirler oturabilir sadece. Bize yasak. Bize yasak abayla. Sadece buranın kapısı aha örtülü olur. Evet. Sadece misafirler. Evet, yani klasik misafir odasında iki kanepe var değil mi? İki kişilik kuruyorsunuz. Evet. Burada üç kişilik. Evet ve orta sehpa. Ve burada yani böyle yan sehpalar yani böyle çay kahve koyarken kuruyorsunuz. Anne çiçekleri çok seviyor. Evet. Perdeler görebilirsiniz nasıl var mesela burada. Yani tamam bu tarafa yemek. Bakıyoruz yemek. Evet. Yemek bölümü. Evet yemek bölümü. Yani evet. Evet. Bol bol fotoğrafları var. Evet benim. Herkesin. Bakalım birazcık fotoğraflar. Kim burada var? Aa ben. Bu da ben. Bu da ben. Burada Osman. Evet Osman Nur. Sadece misafir. Ama nasıl yasak değil ya? Değil girebilirsiniz. Ama bir şey yaparız. Girebilirsiniz. Niye girmiyorsun? Böyle oturmak sadece. Ben isterim burada oturmak. Oturalım kap, şeyden, kitap okumak yani kabul edebilir misin? Tabii canım. Bir oku. Oku. Bence o işe böyle yapmadım. Hayır canım. Yani çocuklar yani yasak tuz burada gelmek. Tuz yasak. Kurcalıyorlar, dokunuyorlar. Ellerindekileri düşüyor. Burada Arife ben çok eğlenecek yani. Arife burayı... çok eğlenecek. Sağ olsun. Girsin Arife. Şu ne? Bu çiçekler? O şey... Nurun mu? Nurun çiçeği. Ha bak çiçeği. Görebilirsiniz. Nurun gelin çiçeği gelin almadı çiçeği. Bana bıraktı. Sen tutuyorsun. Yani Türkiye'de yapay çiçeği genellikle evet, gelinlik yani evet, buket çiçeği var yani. İşte görüyorsunuz yani nasıl oda. Acaba beğendiniz mi salonu? Yani o zaman başka odaya gidiyoruz. Aa bu da unuttuk söylemek. Kaçıncı katta yaşıyorsun? Üçüncü katta. Kaç oda var? Üç oda, bir salon. Bir salon yani dört oda. Mutfak, bir yani... İki banyo. Kiler. Tuvalet. Şeyde, ala turka. Ve balkon. Bir tane balkon. Mersin'e genellikle iki balkonu yapıyorlar. Ve ne şeyden, bu kapalı böyle site değil yani bizim gibi böyle şifre yani. Kira kaç oluyor? 2,5. Ben şimdi çok önce oturduğum için Evet. Burada yani sen Saraköy'de oturuyorsun. Böyle biraz dışarıda. Burada daha uçuz. Saray diyelim. Köy ne? Saraköy'de değil mi? Saray artık ismi. Saray mı? Ben saray. Değişti be. Saray. Önce Saraköy'de oturdunuz. Şimdi Saray'da oturuyoruz. Ah tamam. O zaman da 2,5-3,000 yani. 2,5-3. Tamam. O zaman başka odaya gidiyoruz. Burası? Evet burası. Yani dolap. Böyle dolap. Burada evet, ayakkabılık yani. Evet, böyle ayakkabılık yani var. Evet. Geçiyoruz. Burada benim resimleri sana için yaptım. Şurada bakın yani burada yani koridor burada biraz ayrı oluyor. Burada yani yatak odaları gibi. Şurada çünkü otur odası var ve burada mutfak bu sonra gösteririz. Burası. Evet, bu enteresan bir şey. Ben size anlattım enteresan şeyleri Türk evlerine. Lavabo, yani dışarıda. Ama bu enteresan yapmış. Lavabo dışarıda olmaz. Buranın kapalı olması lazım. Yani başkasının köy şehirde böyle tabii, olmadı. Tabii. İşte ama ben çoğu evlerde böyle gördüm. Bilmiyorum, bu değişik yapmış. Alaturka görüyorsunuz, anlatmak gerek yok. Evet. Evet. Biraz tuhaf. Burada güzel olabilirdi yani. Burada sadece kapı yapsın değil mi? Şurada kiler. Burası kiler. Bizde yok mesela Mersin'de.
Burada işte yemek. Yani şeyleri yani böyle tutabilirsiniz. Güzel. Burada soğuk, en soğuk burada yer değil mi oluyor? Evet. Burada dolapları. Bu da oldu değil mi? Sizin dolapları değil. Burada çamaşır makine yeri var. İşte burada anne bir şeyleri koydum. O kadar anlatmak istedim. Sonunda değil misin? Dolapları açıyorsun. Burada banyo. Yani misafir banyo bu. Ama biz de kullanıyoruz işte. Böyle. Bak kuş. Kuşlar. Evet. Her yerde dekoru. Bakayım. Evet, şuradan anne böyle şeyleri çok seviyorum. Çok burada. Bu da benim takım. Evet. Ve burada duş kabini. Klasik. Burada klasik tuvalet var. Burada anlatmak gerek yok. Şu var. Ben size anlattım ya. Su dökmek için. Çünkü siz. Siz nereye döküyorsunuz? Yok mu sizde? Bizde böyle yok. Biz villada ile temizliyoruz. Siz her yerde su döküyorsunuz. Böyle. Evet. Yani misafir banyosunun karşında sizin yatak odası. Evet. Annesinin yatak odası böyle. Yani klasik yatak odası Türkiye'de. Kitapları görüyorsunuz. Anne çok seviyor kitapları okumak. Bu lambalar sen kendine yaptın değil mi? Kendim boyadım. Evet. Aldın. Evet. Evet. Dolabı. Burada perde yani şeyde şimdi güzel. Şimdi bir şey göstereceğim. Evet. Burası benim bölümüm. Evet. Simbolü o. Aynen. Şurada. Burası benim bölümüm. Aynen. Şurası benim bölümüm. Burası babanın bölümüm. Güzel. Bu iki rap babası. Evet. Burası benim bölümüm. Evet ve daha yatak altında daha var değil mi yani? İşte burada dolapları var. Burada enteresan bir şey ben size yani anlattım. Burada ışık açarım. Böyle o makine için. Şurada bu odası duş kabini. Ben size anlattım. Yani böyle Türkiye'de bazen var. Tuvalet yok sadece duş kabini. Şimdi burada şimdi artık tuvalet de yapıyorlar da. Yani değişiyor nasıl mimarlık yapacak planı. Babayla burada banyo yapıyoruz. Siz geldiğiniz zaman orada banyo yapıyoruz. Evet yani biz şeyde Mersin'de evlere bakarken bir evde böyle gördük. Tamam burada kapat başka odaya gidiyoruz şimdi. Şimdi yatak odasının burada yanında burada var misafir odası. Biz burada kalıyoruz misafir gelince kalıyor. Burada çok göstermeyeceğiz çünkü sadece yatak var. Ve dolabı var ve bizim valizleri var yani o kadar dağınık olunca yani göstermeyelim yani. Burada zaten boş yani oda misafir gelince değil mi? Evet yani iki tane yatak odası sayabiliriz. Tamam şimdi geçiyoruz otur odasına. Evet otur odası. Böyle. Aynen. Böyle geniş yapalım. Burada oturuyoruz biz. Televizyonu burada izliyoruz. Çayımızı evet. Burada içiyoruz. Aynen. Burada işte iki kişilik şeyde kanepe, üç kişilik yani iki tane tek koltuğu. Yani orta sehpa çiçekleri var görüyorsunuz. Evet ve bu taraftan size gösteririm. Pembiş pembiş. Evet renkli anne yaptı. Burada anne renkleri çok seviyor. Burada eski bir Türk filmini görebilirsiniz. Şaba. Tamam. Şimdi gidiyoruz mutfağa. Evet. Şimdi, otur odasının yanında mutfak var. Şimdi mutfak. Burası benim ev işi köşe. Evet. Size özgüleri burada örüyorum. Evet. Dizimi izlerim. Evet. Televizyonda. Çok televizyon da burada var. Evet burada yemek yiyoruz. Ama çünkü çok tatlı aldık. Çok tatlı aldık. Yani burada Arife'nin yani şeyleri. Tamam. Burada. Evet, senin doldurucu. Yazın dolduruyorum, kışın gidiyorum. Evet, tamam. Normal şimdi buzdolabı. Normal buzdolabı, evet. Burada yemek yapıyorum. Ocağım, evet. Fırınım, sebzeliğim. Evet, bu taraftan ben geçerim o zaman da. Bu taraftan geçerim. Evet, böyle mutfak görebilirsiniz yani. Ve anne genellikle mutfaklar Türkiye'de, Ankara'da ayrı.
yapıyorlar değil mi? Mutfak otur odası ayrı. Meresinde modası var. Deniz kenarlarında evet. Genellikle mutfakla otur odası bir oluyor. Evet. Ama böyle İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde ayrılır. Evet. Ve bu tarafta balkon var. Hadi gidelim. Şurada çıkıyoruz. Ben ilk size bu enteresan şeyi göstermek istiyorum. Evet anne, bu ne? Bize anlat. Evet, bu da enteresan bir şey yani var. Çiğ sandım o benim. Ben boyadım, şimdi yazın çiçeklerimi koyuyorum üstüne. İşte bu ne için yani, bize anlat yani, bu ne işi yapıyor bu böyle? Biz çeyiz yaparız, dantel, hı-hı, ondan sonra ay ne bileyim ben bütün ihtiyaç, nevresim, yatak odası, perde, tül, ördüklerimizi çocuk doğduktan sonra başlarız, aha, evleninceye kadar yaparız. Evet. Bohçalar bunu sandıkların içine koyarız. Evet. Ve düğün olunca bu sandığı anne işte ben bunları yaptım diye, aha, gönderir. Bu orijinal rengi değil yani, bu boyadı sınırı anne. Tamam. Böyle size göstereceğim. Görüntüsü böyle. Evler. Burada park yaptılar. Burada oyun parkı var. Şöyle. Evet. Bu taraftan işte bu kapı otur odası şeyden. Bu kendine de boya yaptın değil mi? Kendim boyadım. Evet, işte bu salla koltuk yanı var. Burada çok güzel oturma vakti geçiyor. Evet, çay içmek, oturmak. İşte böyle. Evet, burada bu film bitiriyoruz. Bize haberin verin yani. Ne düşünüyorsunuz? Evet, annesinin evine nasıl olduğuna yorum nasıl yapalım. Nasıl oldu? Ne farkı gördünüz? Sizlerin daha güzeldir. Görmek isterdim Palayalıların evlerini. Belki nasıl? Filmi sana yollayabilirler ya. Bana yollayın ya. Evet, merak yani, ediyorum merak ev düzeniniz nasıl? Evet. Bana çekin gönderin. Yani eğer bir şey enteresan farklı gördünüz yani ne fark ediyor? Yani burası ev, Mersin'deki evden yani yazın. Belki biz bir şey göremiyoruz. Biz alıştık çünkü. Evet. Yani ama yabancılara yabancı bir şey geliyor. Tabii evi daha güzel. Ya senin evi çok güzel. Yani bizim evleri hani, biraz farklı. Çünkü herkesin farklı stili var. Mutfağın falan çok büyük, geniş. Evet, bizim mutfak geniş yani var. Evet. Çok ama geniş. Çünkü bizim yani banyoları daha, yani daha düzenli kabinin. Dolapları bu, falan. Bir de giyinme yani, odası var kabinin. Evet. Bu şeyden çok güzel bir daha şey yani. Güzel, evet. İnşallah senin yani böyle de ev olursa. Çünkü bu siz yani bu evde siz kira oturuyorsunuz. Kiradayız. Biz evet. Şimdi ev alacağız. Sizin yani iki evleri başka yerde var. Evler başka ama yerde. Onları göndereceğiz. Bizim bir ev evet, i̇nşallah, almak inşallah. İstiyorsunuz. İnşallah. Yani satmak için yani parmakları tut. Böyle mi diyorsunuz? Niye tutuyoruz? Parmak mı? Biz Polonya'da diyoruz çimaçık çünkü. İnşallah. Hadi yani Polonya'da yapalım. Belki satın, evet. İnşallah hızlı. Dua edin. Dua edin. Evet anne, inşallah bizim gibi geniş ev alabilir. İnşallah. Evet, İnşallah. O kadar bu filmde. Teşekkür ederiz izlemek için. Ederim. Yorumları bekliyoruz. Bekliyorum. Ve görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Chciałam wam jeszcze pokazać tutaj lampę, którą robi teść. To jest raczej robiona lampa z tykwy i film o tych lampach będziemy nagrywać z teściem, także wyczekujcie na kanale. Na pewno się pojawi taki film.